Evet ilk filmimiz haftanın yerli filmi. Biliyorsunuz yerli film köşesinde Efe Aydal ünlü ve saygın filmlere dil uzatıyor. Bu hafta dil uzatacağımız filmin adı Dönersen Islık Çal. Birçoğunuz duymuştur değil mi? Ben de duymuştum. O ünlü filmlerden bir tanesi. Ama ben neyle ilgili olduğunu bile bilmiyordum. Sonra denk gelince aa dedim bu film ünlü. Hemen bunu temizlemeliyiz. Aslında filmin neyle ilgili olduğu direkt afişinden bile belli yani afişini bile görmemişiz. Film arkadaşlar bir travestiyle bir cücenin <laughs> biliyorum inanması zor geliyor. Daha yeni bunun muhabbetini yaptık. Gerçekten tesadüf ama arkadaşlar. Bir travestiyle bir cücenin arkadaşlığını dostluğunu anlatıyor. Ne kadar ilginçtir ki şu anda travesti dedim diye ve cüce dedim diye tetiklenecek humanist arkadaşlar olacaktır. Ancak bu filmin çekildiği zaman Böyle değilmiş çünkü birincisi afişe yazıyorlar birisi travesti öbürü cüce ondan sonra isimleri bile yok isimleri bile olmadığı için en sonunda gene yani aktörlerin isimlerini yazarken jenerikte gene travesti iki nokta üst üste cüce iki nokta üst üste diye geçiyor. Evet neyse olayı günümüzü uyarlayalım ve konumuzu anlatalım bir LGBT vatandaş ve bir kısa boylu insan boy engelli vatandaş. Filme farklı yerlerde başlıyorlar. Travesti olan. <laughs> anlatırken sonuna kadar LGBT vatandaş diyecektim de aşırı yoracak. Hem sizi hem beni. Beni çok önemli değil de sizi de yoracak farkındayım. O yüzden tamam bir kere yaptığı espriyi geçelim. Filmde anlatıldığı gibi anlatmaya devam ediyorum. Travesti olan anladığım kadarıyla adamdan parasını almış ama muameleyi yapmamış galiba. Çünkü kaçıyor arkadan bağırıyorlardı. Paramızı ver ulan falan diye. Baya bir kaçlı soru yakaladılar. Bu esnada da cüce arkadaşımızı görüyoruz. O da barda çalışan birisi. Anladığım kadarıyla İstanbul'da böyle arka sokaklarda bir barda. O da işte gece mesaiden çıkıyor ve travestiyi yakaladıklarını görüyor. Daha önceden tanışmamışlar. Bir tane düdüğü var düdüğü çalıyor. Bekçi sanıyor İşte saldırganlar ve kaçıyorlar. Ama travesti bayağı dayak yemiş. Bayılmış yani. Eve götürüyor Cüce. Eve götürdükten sonra baya bir aşık oluyor yani. Konuşuyor falan. İşte bir şey ister misiniz? Bilmem ne çok güzelsiniz. Şunu bunu diyor. Ondan sonra travesti konuşmaya başlayınca travesti olduğunu anlıyor. <laughs> Adam şaşırdı. Cüce şaşırdı. Ben de Cüce'ye şaşırdım. Yani ben çünkü o noktaya kadar ben de o biliyor falan sanıyordum. Bilerek getirdi falan sanıyordum. Herhalde onu düşünmemizi istediler. Ve böylece aralarında işte önce kavga sonra dostluk ve aralarda yine kavga dostluk diye devam eden bir ilişki yaşanıyor. Konunun özeti bu. Bilmiyorum, şimdi anlatınca ne düşündünüz? İlginç geldi mi? Bana çok ilginç gelmişti. Bence ilginç bir konu. İkincisi aslında öğretici bir şey. Yani bu insanlar var. Bu insanlar neler yaşıyor? Arka sokaklarda neler oluyor diye şarkı bile var. <laughs> bu insanların hayatı nasıl Mesela o travesti kaçarken ve yakalanıp da işte adama parasını niye vermedin veya paranı aldığında da niye yapmadın falan diye döverken bir olay aklıma geldi. Yolda yürüyordum ıssız bir sokaktan geçerken iki tane adam birini dövüyorlar. Tam ilk başta kadın dövüyorlar gibi geldi. Sonra travesti olduğunu anladım. Bir yandan dövüyorlardı. Bir yandan da versen alan adamın parasını diyorlardı. Yani resmen bu olay gibi. Bilmiyorum travestilerin böyle bir özelliği mi var. Ben o kadar dedim yeminsiz Travestilere güvenmeyin. Adam paranızı alır. Bir milyonunuzu alır. Ondan sonra... Ha pardon anal fistingçi demiştim ben ya. Özür dilerim. İşin ilginç yanı hiçbir şey demedim. Çünkü ne diyebilirsin ki? Ne olacağı belli yani. Ne diyecekleri de belli adamların. Paramızı aldı işte muameleyi yapmadı diyecekler. Ve ikincisi de şu da var arkadaşlar. İnsanlar, her insan, her insan kendine benzeyeni daha çok korur. Kendine benzemeyeni farklı bir tür olarak görür. Acaba Travestilerin bu kadar hırçın olmasının sebebi sadece genetik mi? Sadece genetik mi yoksa insanlar tarafından insan değil de farklı bir hayvan çeşidi olarak görüldükleri için mi? Bir kere anlatmıştım ya çocukluktan beri sürekli farklı farklı insanlardan duyduğum ve işte komik bir hikaye olarak anlatılan. İşte iki tane travesti var bir tanesine araba çarpıyor. Hatta ben şunu da hatırlıyorum. Belki de bu olayın aynısıdır veya başka bir benzer olaydır. İşte E5'te travestilerden bir tanesi araba çarpmış ölü yanda, yandaki diğer travesti de arabaları durdurmaya çalışıyor. Ama böyle üstüne üstüne atlıyor arabaları durmuyor hiçbirisi tabi. Bu olay o anlatılan olayla aynı mı bilmiyorum. Ama şunu duymuşsunuzdur. Çok büyük ihtimalle şu hikayeyi duymuşsunuzdur. Komedi hikayesi diye anlatılır bu. İşte bir tane travesti ya araba çarpıyor ölüyor veya işte ölmek üzere. Diğeri de işte okşan okşan o isimler de hep değişir. Okşan uyan, uyan okşan duyuyor musun falan diyor. Sonra duymuyor. Bir noktadan sonra Hamza abi, Hamza abi demeye başlıyor falan. Bunu ne zaman anlatsalar insanlar aşırı böyle gülmeye başlar. Biz de gülüyorduk. İlkokuldaydık sonuçta yani. Ne bilebilirsin ki? Ayağa takılıp düşen adama gülüyorsun sonuçta yani. Ancak işin ilginç yanı, bunu ilkokulda duyduk. Sonra askere gittim, askerde duyduk aynı espriyi. Sonra ondan önce de askere gitmeden birkaç sene önce Gene akraba ziyaretinde bir küçük bir çocuğu anlattırıyorlardı bunu. Söylediklerine göre çocuk televizyondan görmüş. Ulan nasıl oluyor sürekli aynı olay mı yaşanıyor? Anlamıyorum ki. İşin komik yanı bence bu. Öyle bir lupa mı alındı acaba? Uzay zaman boşluğunda takılı mı kaldılar? Arada 10'ar sene, 15'er sene, 20 sene var neredeyse ya. Yani ilk duyduğum hikayeyle en sonuncu hikayen arasında belki 20 sene var. Çok ilginç. Duydunuz mu siz de arkadaşlar? İsimler değişir. Yani önce bir kadın ismi söyle. işte Deniz Deniz der mesela. Ondan sonra Ramazan abiler falan. Şimdi normalde bir de bunu fıkra olarak da değil ya. Gerçekte işte haberlerde gördüm diye anlatıyorlar. İşte bir arkadaş gördü, duydu diye anlatıyor. Yani gerçek olduğunun da farkındalar bunun. Ha bu arada olay gerçek mi bilmiyorum. Ama anlatan insanlar işte haberlerde gördüm falan. Ve böyle bir şey oldu gibi anlatıyor. Düşünsene araba çarpıyor. Ya zaten hayat çarpmış. Zaten hayat çarpmış fuhuşa sürüklenmiş yani fuhuş yapıyor. Fuhuş yaparak hayatını kazanıyor. Bir de üstüne araba çarpıyor. Bir de üstüne araba çarptı diye millet gülüyor. Vallahi yani. Hani empati yapmak lazım diyorlar ya. E, aynen öyle. Ha gene travesti görsem üstüme üstüme yürüyen gene bıçak çeker falan diye temkinli olurum. O ayrı mesele ama işin empati kısmı da bu yani. Olay şunda bitiyor. İşte travesti olmak ahlaksızlıktır. Fuhuşa e, yazıp duruyorlar ya böyle yorumlarla. YouTube videolarında falan. İşte milletin erkeğini hayatmak ahlaksızlıktır. Yok eşcinsellik kötüdür. Bunların hiçbirisi değil. Olay şu. Farklı, normalden farklı ve bilinmeyenden insanın korkması. Bu kadar basit. Bu hepimizde olan bir şey. İnsanların aslında temelinde şu an bizim kötü saydığımız bir sürü özellik var. Bizim temelimizde bizim genlerimize işlemiş şeyler. Ya tabii bunu söylediğin zaman adam diyor ki işte onlar imtihan için. <laughs> İmtihan olsun diye verilmiş insanlara. Bir sürü şey var. Bencillik. Ya bu hiçbir şey zaten bencillik de. Mesela tecavüz. Normalde mağara adamları genelde tecavüzle ölüyorlar. Pedofili. Blue çağını geçen çocuk doğurabilecek yaşa gelmiş. Kızlarla evlenmek zamanında eskiden böyleymiş. Kanun gelene kadar yani. Başka çok eşlilik gene var. Yalan söyleme gene var evrimsel süreçte. Ve Belki de en belirgin, en önemli özellik ırkçılık. Neden? Grup olarak bakıyor insanlar. Kendisine benzeyenleri bildikleri için onlar dost. Görüntü olarak kendisine benzemeyen insanlardan da aynen farklı hayvan türü görmüş gibi korkuyorlar. Ki büyük ihtimalle de öyle. Farklı farklı kabile oldukları için hepsi o şekilde düşünüyorlar yani. Yani belirli bir yiyecek stoğu var. O yiyecekleri, o avları ya onlar avlayacak ya biz avlayacağız. O yüzden birlikte yaşamamız zor. Barışçıl bir şekilde. Çözüm tabi travestileri de sadece fuhuş için değil toplumun diğer noktalarında da bulundurmak. İnsanlar sürekli görecek, kasiyer olarak görecekler, farklı yerlerde görecekler. O zaman evet sancılı bir süreç olacak ama o zaman yavaş yavaş alışacaklar. Amerika'da bu var. Ben alışamamıştım açıkçası. Şey görüyorduk. Adam erkek. Normal erkek yani. travestil değil erkek. Ama işte elbise falan giyiyor. Kadın elbisesi. Cross diyorlar ya ona. O şekilde geziyor. Otobüse falan biniyor. Şimdi <laughs> ne oluyor lan diyorsun yani. Temkinli oluyorsun. Şöyle bir hazırlanıyorsun. Yoksa ne yapacak ki adam? Eteğiyle mi saldıracak yani? <laughs> ne yapabilir yani? Evet. Garipti ya. Evet film diyorduk değil mi? Filmin konusu ilginç gibi gelebilir arkadaşlar. Ama ve lakin gene küfür yağmuruna tutulacağız. <laughs> film olmamış arkadaşlar. Yani şu anda 2018 yılında seyrettiğin zaman komik geliyor. Her şeyden önce diyaloglar. Kim yazdıysa film gibi değil, tiyatro gibi. Tiyatro olsa batmazdı. Tiyatro yazarı yazmıştır büyük ihtimalle. İlk başlarda o kadar rahatsız etmiyordu çünkü konu ilginç olduğu için. İşte bir cüce apartmanları var. Apartman zaten komple öyle. Alt katında işte hayat kadını hayat kadınının kocası var. Kocası pezevenkliğini yapıyor falan. Böyle garip. Bütün apartmanın sahibi de bir Rum kadın. Hasta. O işte kiraları alıyor. İlginç olduğu için bir yere kadar götürdü. Ama bir noktadan sonra artık çekilmez olmaya başlıyor. Diyaloglar. Ne demiştik? Cringe'in Türkçesinde ızdıraplanmak mı demiştik? Diyaloglar insana ızdırap vermeye başlıyor. İşte ne bileyim Travesti mesela anlatıyor bir anısını. Annem vardı. Annemi çok seviyordum bana sarıldı. Öptü. Kokladı beni. Hep böyle arkadaşlar. Sonuna kadar film böyle. Bir noktadan sonra artık çekilmiyor maalesef. Çok ilginç. Bunun remake yapıldı mı arkadaşlar? Tekrar çekildi mi bu film? Türk filmlerinden remake'i tekrar çekilmeyi hak eden filmlerden bir tanesi bu. Öyle garip grup şeyler var ki biz çok büyük ihtimalle o dönem deneysel çalışıyormuşuz. Gene 90'ların aşağı yukarı şeyin zamanında işte ağır roman filmi var ya onun zamanında falan. Ama ağır Romata bin kat daha iyi bundan. Bunu arattırdım insanlar ne düşünüyor diye. <laughs> Gene şey çıktı ya. <laughs> Gene bir site çıktı böyle var ya. O ne, ne diyonun farklısı böyle. Bir sürü onların çakmaları var ya. İşte şey diyor. Filmcilikte anlamıyor onların. Büyümüp küçücüğü 10 tane görüldü. İşte bakın sıkıntı burada. Bu film beğenen beğenebilir. Umurumda değil. Çünkü gerçekten zevkler Özellikle filme gelince zevkler çok çok fark ediyor. Bu kadar zevklerin fark ettiği ben başka bir alan bilmiyorum. Eyvallah ama işte çıkıp da filmde anlamayan onu dersen ağzının ortasına <laughs> yeminsiz anal fistik yapar bizim mahallede gibi arkadaş. Kalırsın ondan sonra. Neyse bu durumdan zaten biraz daha yakınacağım. İleriki filmlerde o yüzden çok fazla yakınmıyorum. Yani Buraya yazmışım bile işte köpek sesi yazmışım. Şunu desem abarttığımı düşünürsünüz değil mi? Yavru köpek besliyor Travesti. O köpeğin çıkardığı ses rahatsızlık veriyor. Bunu dersem o oh, amma abarttı dersiniz değil mi? Filmin başından sonuna kadar aynı köpeği besliyor. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir insana köpek sesi çıkarttırmışlar. Neden? Yani ciddi ciddi bir insan mikrofonun karşısına geçmiş Böyle yapmış abi. Filmin sonuna kadar böyle bir de sesini de açmışlar. Seviyeleri de ayarlayamamışlar herhalde. İmkansızlıktan herhalde ama şu an ne kadar komik geliyor yani. Ha ben yapmazdım o işi işte. O işi ben yapmazdım. İmkansızlık da olsa bulurum abi bir köpeği. Çimdiklerim götünü o sesi çıkarttırırım yani. <laughs> şu an zaten kolay da ses kayıt cihazını götür istediğin yere. Ha gerçi internetten de bulursun. <laughs> ben ciddi ciddi böyle bir sürü olay olacak diye bekliyordum. Maalesef lüzumsuz uzatmalar var filmde. Yani film boyutuna gelsin diye. İşte o ona bir ters laf söylüyor. İşte bir süre küsüyorlar falan. Ondan sonra başka bir olay oluyor. Barışıyorlar falan. Sonra başka bir olay oluyor. Gene küsüyorlar. Sonra başka bir şey oluyor. Gene barışıyorlar. Sonunu da anlatmayacağım ama sonunda gene başka bir olay oluyor. Şey falan film böyle. Mesela cüce görüyorlar. Ha <laughs> ha cüce pis cüce gel bakalım buraya ha 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 falan dövüyorlar ondan sonra cüceyi. Film böyle ya gerçekten arkadaşlar. Şimdi kusura bakmayın buna saygı duymamı beklemeyin yani. Diyorum ya tiyatroda abartı tamam. Ben de sevmem abartısından dolayı böyle tiyatroları sevmem ama seven var. Bence tiyatroya daha uygunmuş yani. Ha bak buraya yazmışım ne demişler sitede. İyi filmden anlamayanların yüzünü kızartacak 10 film. İyi film filmde anlamayın. Siz gidin dedik eve tamam mı? Dedik eve dikteydin tit Arkadaşlar bun, bundan etkilenen var mı ya yani ciddi ciddi? Veya etrafınızda falan böyle tanıdığınız var mı? Yani tamam bazı insanlar bazı filmleri kaliteli film, iyi film. Film böyle olmalı şeklinde belirlemişler. Tamam bazıları da sevedebilir ama bu şekilde evet ya biz bu filmi sevdiğimiz için toplumun geri kalanından bir gömlek üstün olduk falan deyip sırf bu sebepten dolayı bu filmi seviyormuş gibi veya bu tür filmleri seviyormuş gibi davranan insan var mı etrafınızda? Yani spesifik olarak benim şurada şöyle bir arkadaşım var veya ne bileyim dayımın oğlu var böyle diyebilir misiniz? Varsa anlatın arkadaşlar. Yorumlarda bekliyorum. Film e, tabii ki sonradan seslendirme. O zamanlar öyleymiş galiba. Genelde çünkü o dönem seyrettiğim filmler sonradan seslendirme oluyor. Cücenin sesi çok bariz bir şekilde farklı birisi tarafından seslendirilmiş. O o kadar önemli değil. Çünkü cüceyi bulmuşlar bir de değişik bir cüce bulmuşlar. Baya kaslı falan. Barfix marfix yapıyor. Badici cüce yani. Öyle birini bulmuşlar bir de. Sonuç olarak ilginç bir konu iyi bir potansiyel ama iyi işlenememiş. Boşa harcanmış diyorum. Ve EFDB puanı 10 üzerinden 7 veriyorum. O da fazla fazla veririm. O da konunun ilginçliğinden dolayı. Bir de filmin sonlarına doğru. Hani demiştim ya hiç politik doğruculuk yok. Sonuna doğru da bir tane finişimi koyuyorlar. Özlü söz söyleyecek. Cüce şey diyor. Hani işte onunla travesti diye dalga geçiyorlar. Cüceyle de cüce diye dalga geçiyorlar ya. İşte bunlar böyle depresyonda. O esnada diyor işte cüce. Ben diyor gelip giden ne adamlar gördüm diyor. Senden daha kadın benden daha cüceydiler. <laughs> Ağza sıçtın lan. Ağzına sıçtın oğlum Sosyal mesaj almaya geldik biz Kadın düşmanı olup çıkacağız Bunu kudu bu kadınları falan diye böyle Of düşünsene abi şu anda Şu anda Benim mesela Twitter'da böyle bir şey yazdığımı düşünsene Travestilerle Kadınsı diye dalga geçenler Siz aslında onlardan daha kadınsınız <laughs> Diyorum ya Yani ciddi bir konuyu ele alıyor aslında Ama ciddiye alamıyorsun filmi Sıkıntı burada Neyse